LGS prova kampımız başlıyor arkadaşlar. 2022 LGS'ye çok az bir zaman kaldı ve bizler de 2022 LGS'de sizlerin en yüksek netlere ulaşmanız için en önemli şeyin deneme olduğunu biliyoruz. Çünkü 2022 LGS'de sözel ve sayısal bölümden oluşan sözelde 50 soruluk, sayısalda 40 soruluk bir deneme çözecek dersi. Ve bu deneme bu yıl gireceğimiz en önemli deneme. Çünkü bunun sonucu direkt olarak hayalimizdeki liseyi yönlendirecek. Dolayısıyla LGS'ye 58 gün kala bol bol soru çözmemiz gerekiyor. Bol bol deneme çözmemiz gerekiyor. Uzun bir yolculuğa çıkmıştık sizlerle. 7'den 8'e kampımıza, LGS kampımıza, ilk tekrar kampımıza, hızlanma kampımıza mükemmel bir şekilde netlerimizi artırmaya çalıştık. Şimdi bunun karşılığını alma zamanı. Prova kampımıza denemelerimizi çözeceğiz. Bol bol deneme çözerek, bol bol yanlış yaparak ve bu yanlışların da çözümünü öğrenerek son tekrarımızı yaptıktan sonra hayalimizdeki liseye gireceğiz. Bakın arkadaşlar, şu anda çözeceğimiz bir soru belki de 2022 LGS'de karşımıza çıkacak. Yani şu anda LGS matik matematik denemelerinde çözeceğiniz bir sorunun benzeri belki de aynı sınavda gelecek karşınıza. Ve diyeceksiniz ki ya ben bu soruyu iki çözmüşüm. Ya da motivasyon denemelerinde çözeceğiniz bir örnek veriyorum, bir Türkçe sorusunun benzeri gelecek. Bakın şu anda yapmamız gereken önemli şey soru çözmek. Çünkü sınavda yani 2022 LGS'de bizim karşımıza sorular gelecek. O zaman biz de bol bol soru çözüyoruz, deneme çözüyoruz ve deneme motivasyonumuzu artırarak kendimizi LGS'ye hazırlıyoruz arkadaşlar. 11 Nisan'da provaya başlıyoruz. Deneme kampımızda, prova kampımızda sizler için matematik deneme çözümü, canlı deneme çözümü ve deneme çözme taktikleri videolarımız gelecek. İlk videomuz 11 Nisan Pazartesi günü başlıyor. Matematikte canlı canlı deneme netlerimizi yükseltiyoruz arkadaşlar. Ve burada LGS Matik Matematik Denemeleri kitabımızdan mükemmel bir denemeyi sizlerle beraber çözeceğiz ve hocamız sizlere matematikte netler nasıl artırılabilir, matematikte denemede nasıl davranmamız gerekiyor, takıldığımız sorularda nasıl turlama taktiği yapabiliriz, bunların hepsini LGS Matik'ten bir deneme çözerek gösterecek arkadaşlar. Ve böylece matematik netlerimizi yükseltiyoruz. Sonrasında Pomodoro birlikte deneme çözeceğiz. Birlikte motivasyon denemelerimizden mükemmel bir deneme çözümü yapacağız. Sizler de bizlerle birlikte 12 Nisan Salı günü denemeyi güzel güzel çözeceksiniz arkadaşlar. Burada da yine motivasyon denemelerimizden çözeceğimiz bu güzel denemeyle hep birlikte başarıdan başarıya ulaşacağız. Ardından dörtlü motivasyon denemeden yine denemeler çözüyoruz. Ve deneme taktikleri videomuz gelecek. Burada sizlerle birlikte mükemmel bir şekilde denemede turlama taktiği nedir? Deneme öncesinde, sırasında ve sonrasında yapmamız gerekenleri güzel bir şekilde irdeleyeceğiz. Ve denemelerdeki en yüksek netlere ulaşmak için yapabileceğimiz yöntemleri göstereceğiz. Son olarak da Doğuz kitabımızdan da yine denemeler çözeceğiz arkadaşlar. Peki kampımızda hangi kaynakları kullanacağız? Az önce söylediğimiz gibi 2022 LGS bir deneme arkadaşlar. Dolayısıyla bizler de DOZ denemelerini, motivasyon denemelerini ve LGS Matik matematik denemeleri kitabını kullanacağız. Ve aynı zamanda denemelerde yaptığımız yanlışları kontrol etmek için 6 adımda hızlı tekrar kitabımızdan da faydalanacağız. Yani nasıl oluyor? Örnek veriyorum, DOZ denemelerinde burada genler yani DNA ile alakalı bir yanlış yaptık. Hemen burada 6 adımda hızlı tekrar kitabımızdan bunu tekrar etmiş olacağız. Çünkü 6 adımda hızlı tekrar kitabı sizlere tüm senenin konularını 6 adımda tek tek tekrar etmemizi sağlıyor. Kitaplarımız DOZ denemeleri, LGS Matik matematik denemeleri, motivasyon denemeleri ve alt adımda hızlı tekrar. Bu 4 kitapla birlikte yapacağımız sorular, çözeceğimiz sorular bizim LGS 2022'de en yüksek netlere ulaşmamızı sağlayacak arkadaşlar. Bu kitapları açıklamadaki Tonguç Mağaza linkinden ya da size en yakın Tonguç Hapsi'den bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Prova kampımızda görüşmek üzere. Bol bol deneme çözmeye devam ediyoruz ve netlerimizi artırıyoruz inşallah.